Canım abim. Seni kavuşturan Allah'a kurban olayım abim. Abi. Özlemişim seni İsmail. Biz de seni özledik abi. Çökertemediler abimi. Kimse çökertemez. Çökertemezler. Yanıma gel. Bulabildiniz mi beni satan o şerefsizi, İsmail? ...97 senesi. Alo, büyük bir sehem kurmuş. Hollandalılarla anlaşmış. Tır tır mal çıkarıyor. Öyle bir bağlamış ki... buradan Amsterdam'a kadar güzergahı. Kimse tırlarını... trafik muayenesine bile durdurmuyor. Herkes Halo'yu konuşuyor. Konuşuyorlar ama Halil İbrahim'in kim olduğunu, nerede yaşadığını, kimlerle iş yaptığını kimse bilmiyordu. Nasıl başarıyordu? Ailesinin dışına asla çıkmıyordu. Kardeşlerinden başka sırrına vakıf kimse yoktu. Paralıyken de bir kilo patates yerdi, parasızken de bir kilo patates yerdi. Lüks, şatafat, para harcama, kadınlar. Hiçbir şeye tamah etmez, hiçbir yerde iz bırakmazdı. Kardeşi neden sattı? Patatesi sevmediği için. Kardeşinin hain olduğunu nasıl bulamadı? En büyük zaafı ailesiydi. Büyümüş, yetiştirmiş. Kardeşine kondurur mu? Onun haricinde bu açıldığı en büyük işti. Göğe transferi yapacak, bu defteri kapayacaktı. Son tür öyle olmaz bir şekilde yakalandı ki. Hatırlıyorum ben o sevkiyatı. 97. Almanya'daydım. Türk Eskobarı diye gazeteler, televizyonlar günlerce yer verdi. Malı Kapıkule'den çıkmadan ihbar etmiş. Şoför de kendi adamı. Halil İbrahim'in adını, yerini vermiş. İsmail ilk iş şoförü içeride temizletmiş. Hain bu diye. Siz nasıl öğrendiniz muhbirin kim olduğunu? Abi, Avrupa'daki temaslarımız hala sürüyor. Geçen Norveç'te bir sıkıntı çıktı, gittim hallettim. Şimdi tıkır tıkır satıyoruz malları. Başka? Sana söylemediğim bir şey var. Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Söyle İsmail. Abi, seni üzmek istemedim. Sen zaten orada bir başına neler çekiyorsun? İsmail! Anamı kaybettik abi. Masal. Kadıncağız dayanamadı abi. Senden sonra gün gün eridi. Son nefesinde Halil İbrahim dedi. Başka bir şey demedi. Başka bir şey demedi mi anam? Yok abi. Abini niye sattın demedi mi İsmail? O nasıl söz abi? Ulan gelip kafama sıksaydın malım mülküm senindi İsmail. Ulan beni nasıl satarsın? Abine nasıl kıyarsın?
Ananı nasıl öldürürsün südü bozuk? Abi, abi, mecbur bıraktılar abi. Yoksa abini yaşatmayız dediler ha. Çıkamayacak nasılsa dediler, değil mi ulan? O sıçan gibi içeride çürürken sen kral olacaksın dediler, değil mi ulan? Kahpeliğinin raici ne ulan? 7 sene önce bizim için halonun kim tarafından satıldığının, sonunun ne olacağının bir ehemmiyeti yoktu. Hüseva'dan sonra halonun muhbirini öğrenmek mecburiyetindeydik. Öğrendik. Biz birlikte çalışacağımız insanların her şeyini bilmek isteriz. Güçlerini de, zafiyetlerini de. Benimkileri de biliyorsunuz yani. Henüz değil. O zaman ben haloyu alır giderim. Ne demek bu? Birlikte çalışmadık mı? Konseye henüz alınmadın. O zaman elinizi çabuk tutun. Gücüm ve zafiyetlerim hususunda. Gücü arttıkça insanların zafiyetleri büyür. Giderek güçleniyorsun. Dikkatli ol. Şeytana uydum abi. Yüzüne bakacak yüzüm yok. Sen içeri girdiğin anda pişman oldum. Ama elden ne gelir? Kaç kişi biliyor beni sattığını? Kimse bilmiyor abi. Yetkililer haricinde bir o kamyoncu biliyordu. Onu da geberttim. Bir gün öğrenirsem ne yapacağımı düşündün mü İsmail? Her saniye onu düşündüm abi. Kaç kere rüyamda gördüm. Kaç kere af diledim. Kaç kere elini ayağını öptüm. Beni affet abi. Artık Halil İbrahim Kapar diye birisi yok. Kardeşi onun yerine yanacak. Halo başka kimlikle bizimle çalışacak. Karahanlı adına sana teşekkür ederim Polat Alemdar. İmkansızı başardın.